Herkese merhaba, hepiniz Cihatça Fiziğe hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomda görüntüleme cihazlarıyla ilgili bazı bilgiler paylaşmak istiyorum. Fazla vaktinizi almadan başlayalım. Bilim ve teknolojideki gelişmeler hızla artmakta. Modern fiziğin getirdiği yenilikler, atomun yapısı ve atom altı parçacıkların keşfi ve atom uyarılması ile ilgili her türlü çalışma, tıp, iletişim ve savunma sanayi gibi birçok alanda görüntüleme teknolojilerinin gelişmesini sağlamıştır. Görüntüleme cihazları farklı tekniklerle birçok alanda kullanılmaktadır. Bu cihazların çalışma prensiplerine kısaca bir değinelim. Önce röntgen cihazından başlayalım. Radyoloji biliminin doğuşun sağlayan X ışınları, 1895 yılında Alman fizik profesörü William Conrad röntgen tarafından bulundu. Tıpta devrim niteliğindeki bu önemli buluş ile William Conrad Röntgen 1901 yılında Nobel ödülü aldı. Röntgen radyoaktif tanı yöntemlerinden en eskisidir. Röntgen cihazlarında elektromanyetik dalgalardan X ışınlarının kullanılmasının temel nedeni dokulardan geçebilmesidir. Organizmaların gözle görülmeyen iç yapılarının X ışınları kullanılarak fotoğrafik materyal ya da dijital sistem üzerine görüntülenmesi işlemine radyografi diyoruz. Bu tüm canlılarda kullanılabilen en ucuz ve kolay bir görüntüleme yöntemidir. Buna rağmen X ışınlarının zararlı etkilerinden dolayı çok sık kullanılmamalıdır. Radyografi, vücudun kemik ihtiva eden kısımlarında kolayca görüntü oluşturabildiği halde, karın boşunda bulunan yumuşak dokulardan oluşan organlarda yetersiz kalmaktadır. Röntgen filmleri cisimlerin yoğunluğuna ve şekline göre oluşan iki boyutlu bir görüntüdür. Biraz da MR cihazı ile ilgili konuşalım. Manyetik rezonans, MR görüntüleme, zararlı radyoaktif maddelerin kullanılmadığı bir görüntüleme tekniğidir. MR cihazı yapısında mıknatıs bulunan ve görüntüleme sürecinde radyo dalgaları kullanılan bir cihaz. Cihazda bulunan güçlü mıknatısların oluşturduğu manyetik alan sayesinde inceleyecek bölgedeki hücrelerde bulunan atom çekirdekleri titreşir. Üzerine radyo dalgaları uygulanan atomlar belli bir frekansta bu radyo dalgalarını geri yansıtırlar. Yansıyan dalgalar bir bilgisayar yardımıyla Hareketsiz ya da hareketli görüntüye dönüştürülüyor. Isidor Isaac Rabin 1930 yılından itibaren atom çekirdeğinin doğası hakkında araştırmalar yapmıştır. Ve bu araştırmalar sonucunda MR cihazını icat etmiş, 1944 yılında Nobel Fizik Ödülü'nde cebine atmıştır. PET pozitörün emisyon tomografisi. Biraz da bu görüntüleme cihazına değinelim. PET, nükleer tıpta kullanılan görüntüleme yöntemlerinin en gelişmişi. Vücuda verilen radyoaktif madde tarafından salınan pozitronların, atomların serbest elektronlarla yok olma tepkimesi yapmasıyla gama ışınları açığa çıkar. Evet, burada pozitronlar elektronlarla birleşip yok oluyorlar. Yani buradan madde enerjiye dönüşüyor, gama ışınlarına dönüşüyor. PET, açığa çıkan gama ışınlarının dedektörler tarafından tespit edilip bilgisayarda görüntüye dönüştürülmesidir. Özellikle onkolojik hastalıkların teşhisi tanısında kullanılan PET cihazlarında tüm vücudun 3 boyutlu görüntüsü elde ediliyor. Ve bu organların fonksiyonel aktivitelerin incelenmesi sağlanıyor. PET yaptıracak hasta öncesinde en az 6 saat bir şey yiyip içmemeli. Açken hastanın kan şekeri ölçülüyor. Kan şekeri istenilen değerde ise normal şeker molekülünün flor 18 radyoaktif maddesiyle birleştirilmiş bir radyoaktif sıvısı damar yolu hastaya veriliyor ve sıvının dağılması bekleniyor. Kanser hücreleri sağlıklı hücrelere göre daha hızlı büyüdüğünden daha çok şeker molekülüne bağlanma ihtiyacı duyar ve daha çok şekere bağlanmış tümörlü hücrelerin ışıması sağlıklı hücrelere göre fazla olur. Yapılan ışımalar yardımıyla vücudun üç boyutlu görüntüsü alınır. Bir başka görüntüleme cihazı bilgisayarlı tomografi hakkında konuşalım biraz daha. Bilgisayarlı tomografi ışınlar yardımıyla tanılama ve teşhis için kullanılan bir radyolojik inceleme yöntemi. Kesitsel görüntü alınmasına imkan veriyor ve röntgenin çözemediği yumuşak doku kontrastına sahip olduğundan dokuların birbirinden ayrı ayrı görülmesini sağlıyor. İncelenecek bölgeye X ışınları gönderiliyor. Her bölgenin madde yoğunluğu farklı olduğu için gönderilen X ışınları farklı oranlarda geçişler yapar. Bu geçişler sonucunda elde edilen veriler bilgisayarda işlenir ve elde edilen BT görüntüsü ki bu üç boyutlu bir görüntüdür sağ dokularla karşılaştırılarak teşhis konuluyor. Şimdi ultrasonla ilgili konuşalım. Ultrason yüksek frekanslı ses dalgasıdır. İnsan kulağı sahnede 20 Hz ve 20 MHz aralığındaki sesleri duyarken ultrasonun frekansı 20 MHz'in çok üstünde. Ultrason cihazları tıp alanı, denizcilik, maden aramaları, endüstri, savunma sanayisi ve daha birçok alanda görüntüleme amaçlı kullanılmaktadır. Tıpta kullanılan ultrason cihazlarında ses dalgaları prob ki diğer ismi transdüserdir. Ve bu prob içerisindeki piezoelektrik kristalince oluşturuluyor. Oluşturulan ses dalgaları ilgili alana gönderilerek yansımalar inceleniyor. Organlardan yansıyarak proba geri dönen dalgalar probda elektrik sinyallerine ve sonrasında da ekranda görüntüye dönüştürülüyor. Ultrason cihazı hareketli organ görüntüsü alımında da kullanılabildiği için tıp alanında hastalıkların teşhisinde yaygın olarak kullanılıyor ve anlık görüntü elde ediliyor. Ultrason cihazlarının geliştirilmesi Paul Jacobs ve Pierre Curie'nin 1880 yılındaki piezoelektrik keşfetmesiyle başlar. Bu buluştan 35 yıl sonra ilk ultrason cihazı Paul Langevin tarafından geliştiriliyor. Denizlerde güvenli yolculuk yapmak için kullanılan ultrason cihazı daha sonra medikal amaçlarla da kullanılmaya başlanmıştır. Radarlar. Radar kelimesi radyo algılama ve ölçme anlamına gelen radyo detection and ranging kelimelerinin ilk harflerinin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Radarların hava trafik kontrolü, navigasyon, hava durumu, yeraltı resimleme, füze savunma, araç hız sensörleri, okyanus ve hava gözlemleme, erken hava saldırısı uyarısı gibi birçok kullanım alanı vardır. Radyo dalgaları ilk defa radarlarda kullanıldı. Günümüzde ise Radarlarda mikrodalgalar kullanılmakta. Evet burası önemli. Radarlarda ilk olarak radyo dalgaları kullanıyor. Ardından ise günümüzde mikrodalgalar kullanılmakta. Radar anteninden hedefe mikrodalga sinyalleri gönderiliyor. Hedeften yansıyıp dönen mikrodalga sinyalleri alıcı cihaz tarafından algılanıyor. Elde edilen bilgiler cismin uzaklığı, yönü, şekli ve sürati hakkında bilgiler içeriyor. Bu konuyla ilgili ilk çalışmayı Nikola Tesla yapmış. Daha doğrusu ilk fikri Nikola Tesla ortaya atmış. Nikola Tesla 1900 yılında elektromanyetik dalgaların yansımasıyla hareket eden bir cismin algılanabileceği fikrini ortaya atıyor. Christian Hussmeier su üzerindeki trafiği denetlemek için bir çeşit ismini telemobiloskop olarak verdiği bir icat yapıyor ve bununla ilk pratik radar denemesini gerçekleştiriyor. Radarların başka kullanım alanları var. Bunların bir çeşidi de sonardır, sonar cihazları. Sonar cihazlarında ses dalgalarının yansımasından yararlanarak Görüntüleme elde edildiği için çalışma prensibi ultrason cihazlarına benzer. Sonar cihazı denizcilikte ve arkeolojide kullanılmakta. Denizcilikte balık sürülerinin saptanması ve süt derinliğinin ölçülmesi amacıyla kullanılır. Sonar cihazlarında yüksek frekans ses dalgaları belli bir bölgeye gönderilir. Ses dalgaları gönderilen yüzeyden yansıyor. Yansıyan ses dalgaları cihaz tarafından algılanıyor ve elektrik akımına çevrilip görüntü elde ediliyor. Termal kameralar. Sıcaklığı eksi 273 Celsius'ün üzerindeki tüm nesneler termal alışma yapar. Nesnelerin sıcaklığına göre yayınlanan ışınların dalga boyu değişir. Canlı ve cansız varlıkların yaydığı termal alışmalar elektromanyetik dalga spektrumunun kızılötesi yani infrared bölgesine karşılık gelir. Bu nedenle göz tarafından algılanamaz bu bölgedeki ışınlar. Bu ışınlar sayesinde canlı ve cansız varlıkların yaptığı termal alışmaları algılayan cihazlara termal kamera denir. Termal kameralarda farklı sıcaklık değerleri ekranda farklı renkte görüntü oluşturur. Oluşan görüntüde soğuk bölgeler mavi, sıcak bölgeler sarı renkte görünür. Böylelikle sıcak kanlı canlılar hem gündüz hem de gece rahatlıkla görülebilir. Termal kameralar tıp, askeri alan ve savunma sistemlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Fizik bilimdeki gelişmeler teknolojinin gelişmesini hızlandırırken, teknoloji andaki gelişmeler de fizik biliminin gelişmesini hızlandırarak günlük hayatı kolaylaştırmakta. Bu gelişmelerden biri de LCD ve plazma teknolojisidir. LCD teknolojisi düğüstü bilgisayar, tablet, televizyon ve akıllı telefon gibi cihazlarda kullanılan bir görüntü teknolojisi. LCD teknolojisinin yapısında sıvı kristaller bulunuyor. Sıvı kristaller sıcak değişimlerine çok duyarlıdırlar. Sıcaklık değişimi sonucunda değişik renk tonlarının elde edilmesi sağlanır. LCD ekran plastik bir tabaka içindeki sıvı kristallerin ışığı yansıtması ilkesiyle çalışmaktadır. LCD panelleri polarize filtreler arasında yüz binlerce likit kristal hücreden oluşmakta. Likit kristallere sıvı kristal diyoruz. Sıvı kristaller elektrik alan uygulanmadan önce ortak eksenlerine göre gelişi güzel kırılmış olarak dizilirler. Gerilim uygulandığında oluşan elektrik alan nedeniyle sıvı kristaller ortak eksene paralel ve düz bir biçimde sıralanarak net görüntü elde ediliyor. Plazma teknolojisine bakalım bir de. Parlak resim görüntüsüyle pastel renklerin daha iyi gösterilmesi için geliştirilmiş bir görüntüleme teknolojisidir. Plazma ekranlarda LCD ekranlarda olduğu gibi piksellerden ve RGB yani RGB, red, green, blue renk piksellerinden oluşuyor. Plazma teknolojisinde her piksel içerisinde neon, ksenon karışımı özel bir gaz, dolu cam bölmeler bulunur. Cihaza elektrik verilerek özel gaz karışım maddenin dördüncü hali olan plazma haline dönüşüyor ve ultraviyole morötesi ışınlar yaymaya başlıyor. Daha sonra bu ışığın kırmızı, yeşil ve mavi renkli yani RGB RGB dediğimiz fosfor tabakasından çarparak görünür ışık oluşturuyor ve net bir görüntü elde ediliyor. Bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak destek sağlayabilir, yorumlarınızla sonraki videolarım için bana ilham verebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. İyi ki varsınız.